Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin İpek'in moderatörlüğünü yaptığı panele özel bir bankada bölge koordinatörlüğü yapan Mustafa Atlı, özel bir enerji şirketi Mersin Bölge Müdürü Tayfun Sevindik, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Seyfettin Atar ve Makine Mühendisleri Odası Başkanı Akar Tülücü konuşmacı olarak katıldı. Yenilenebilir enerji kaynakları yasası çıkınca ilk kez 600 megawatt olarak güneş enerjisine dayalı lisanslı üretim başvuruları alınmıştır. Bugüne kadar faaliyete geçen güneş enerji santralleri 2017 yılı sonuna itibariyle 2000 megawattın üzerine çıkacağı öngörülmektedir. Türkiye'de yenilenebilir enerji kullanımının artırılması noktasında gelişmekte olan sektörde yerini alan güneş enerji sistemleri sektörünün geldiği nokta, lisans alımlarında karşılaşılan engeller ve güneş enerji sistemlerinin verimliliği hakkında konuşmalar gerçekleştirildi. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Akar Tülücü konuşmasında güneş enerjisinin önemine ve kullanımına vurgu yaptı. Şu anki Türkiye'de yerel kaynaklardan yani hidrolik sistemler, jeotermal enerjiler ve rüzgarı koyduğumuz zaman dahi %25'i geçemiyoruz. %75'lik bir petrol gazı, var gaza dayalı, kömüre dayalı. Kömürde biliyorsunuz ithal kömür, ülkemizde termik santralleri çalıştıracak kömür de mevcut ve yaramtabı değil. Bizim güneşle alakalı yapmamız gereken şey %2'ler, 3'ler ya da planlanan %1'ler, %2'ler olmamalı. Kesinlikle, çünkü hidroelektrik santrallerimizde de biliyorsunuz metre metre bütün derelerimizin şeyler kuruldu. Çok fazla yapacak bir şey yok. En iyi kullanabileceğimiz güneş. Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Seyfettin Atar yaptığı konuşmada güneş enerji potansiyel haritaları, güneş enerjisi sistemleri proje aşamaları, güneş enerjisi kullanım alanları hakkında bilgiler verdi. Şimdi genel olarak arkadaşlar baktığımızda öncelikle ülkemizin enerji potansiyelini bilmek gerekiyor. Ürettiğimiz 2015, tükettiğimiz 261, tükettiğimiz 265. Buradaki ara zaten bir tüketimde artış olduğundan dolayı elektrik kesintileri yaşan. Güneş gelmiş, panelden çıkmış, kontrol sistemime gelmiş, bataryama gelmiş. Daireme gitmesi için 220 volt kullanacağım. İnverterime bağlamışım. İstersen içeride DC olarak 12 voltla da direkt alabilirim. Özel bir enerji şirketinde bölge müdürlüğü yapan Tayfun Sevindik, güneş enerjileri sistemleri mevzuatları hakkında bilgiler verdi. Bizler dağıtım şirketi olarak aslında biz bunun neresindeyiz? Bu noktada üzerimize düşen nedir? Bu yol haritası nasıl işliyor? Açıkçası bunun üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Yani birçok burada sanayicimiz, iş adamımız veya bu konuya meraklı üretim yapmak isteyen kişilerin izleyeceği yol haritası nedir? Öncelikle bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Özel bir bankanın Adana Bölge Koordinatörü olan Mustafa Atlı, güneş enerjileri sistemlerinin yatırım ve finansmanına dair bilgiler verdi. Birinci soru, biz yaptığınız imal ya da üretim lisanslı mı olacak, lisanssız mı? İkinci soru, aradaki fark ne? Alım garantisi açısından, hazinonu bilgilendirmek açısından söylüyorum, benim kredi açımdan çok fark etmemekle birlikte hazinonu bilgilendirmek açısından söylüyorum. Lisanssız imalatla 10 yıl süreyle fiyat açısından garanti altına alınmışken, lisanslı olan süreç 30 yıl süreyle fiyat açısından garanti altına almıştır. İklim ve limanı bu bölgeye verilmiş büyük nimetler. Mesiyat böyle özel bir şehrin kalbini tutuyor.